Bitkisel üretimde temel destek modeli resmi gazetede yayımlandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidilen yeni modelde çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticiler destek alabilecek. 2025-2027 yıllarında yapılacak bitkisel üretime yönelik desteklemelerle diğer bazı tarımsal desteklemelere ilişkin karar resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın yürürlüğe girmesinin ardından Elazığ Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tarımsal destekler ilk defa üretim döneminden önce açıklandı. Destekler daha sade ve etkin hale getirildi. Üreticiler için gelecek yılların öngörülebilir olması için destek kararı ilk defa 3 yıllık olarak hazırlanmış olup, birim destek kat sayı değeri ve destekleme tutarı her yıl yeniden belirlenecek. Yürürlüğe giren yeni modelle tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, verim ve kalite nin artırılması amaçlanmaktadır ifadeleri kullanıldı. Bitkisel üretimde temel destek modeli, temel destekler, planlı üretim desteği ve üretimi geliştirme desteği olarak 3 ana başlıkta yer alıyor. Temel destekler başlığında üretim maliyetine göre ürünler kategorilere ayrıldı. Her kategori için destek kat sayısı belirlendi. 2025 üretim yılı için destek kat sayı değeri dekara 244 TL olarak belirlendi. Temel destekle tüm ürünler için mazot maliyetinin %50'si ve gübre maliyetinin %25'i karşılanacak. Planlı üretim desteği başlığında tarımsal üretimin planlanması kurulu tarafından süt havzası olarak belirlenen Amasya, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş, Tokat ve Tunceli illerinde yem bitkisi üreten çiftçilere destek kat sayısının %50'si kadar ilave planlı üretim desteği verilecek. Tarımsal üretimin planlanması kurulu tarafından arpa, aspir, ayçiçeği, buğday, fasulye, mercimek, mısır, nohut, pamuk, patates, soğan, soya ve yem bitkileri planlı üretim kapsamında yer alan ürünler planlama kapsamına alındı. Planlama kapsamındaki ürünler havzasında üreten çiftçilere temel desteğe ilave destek ödemesi yapılacak ve üreticilerin mazot maliyetinin %100'ü ve gübre maliyetinin %50'si karşılanacak. Üretimi geliştirme desteği başlığındaysa verim ve kaliteyi artırmak için sertifikalı tohum kullanım desteği, sertifikalı standart fidan kullanım desteği, organik tarım desteği, iyi tarım uygulamaları desteği, katı organik, organo mineral gübre desteği verilmeye devam edilecek.